Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT geometri Soru kitabında 10. bölümdeki daire alan testlerine başlıyoruz. 14. testin çözümünü yapacağız. Öğreniyorum testi, daire alan testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar boyalı bölgede daire merkez açısı lazım bize 300 derece o zaman pi r kare 300 bölü 360 bize sonucu verir. Şunlar gitti mi? Gitti. 36'lar gitti. Cevap ne yapacaktır? 30 pi yapacaktır. Evet cevap böylelikle balık esir oldu. Geldik ikinci soruya. Evet. Yarı çapı olan dairenin alanı pi r kare ile bulunur. Aşağıda 3 tane eş karenin içerisine yarım çeyrek ve tam çember yayları çizilmiş ve belirtilen bölgeler maviye boyanmıştır. Boyalı bölgelerin alanları a1, a2, a3 olduğuna göre sıralama nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Karenin alanından ne çıkmış burada? A. Hepsi de birbirine eşit oluyor o zaman burada ya. Cevap C an oluyor. Çünkü niye? Karenin alanından iki yarım çıkmış. Kare eksi daire A1. Bu da aslında dört tane çeyrek çıkmış. Bu da aslında kare eksi daire. Bu da tam bir daire çıkmış. Kare eksi daire. O zaman bütün alanlar kare eksi dairenin alanı olduğu için ve dairedeki yarıçaplar aynı olduğu için. Çünkü niye? Hocam burası R burası R iken karenin bir kenarı 2R. E, 2R ise bak burası da R burası da R mi oldu? Evet. Aynı şekilde burası da merkez D'ye çektik. Merkez D'ye çektik. Burası da R burası da R. E, Karenin bir kenarı 2R oldu. Yarı da aynı olduğu için kare x dairenin alanı bütün alanları eşit yaptı. Yani ikinci soru C han oldu. Geldik 3'e. Daire parçasının alanı isteniyorsa daire dilimi oluşturmak zorundayız. Hemen daire dilimini oluşturalım. Hop merkezden şunu çizince oluştu. Hocam 60 ise burası da 60 çünkü burası da R burası da R. E 60 60 ise burası da 60 çıktı. Eşkenar üçgen çıktı. Yani 4 kök üçgen burası da 4 kök 3 oldu mu? Oldu. Şimdi boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. O zaman üçgenin da, dilimin alanından yani pi r kare 4 kök 3'ün karesi 60 bölü 360 dilimin alanı değil mi? Eksi eşkenar üçgenin alanı 4 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4 olacak. O zaman burada şunlar şunlar sadelesi 6 bu 16 çarpı 16 çarpı 3 48 48 bölü 6'dan 8 pi yaptı burası. Eksi e, bir tane 4'ün karesiyle bir tane 48 bölü 4 de kaç yapıyor? 12 yapıyor. 12 kök 3 yaptı. Yani 8 pi eksi 12 kök 3 oldu. Üçüncü soru C han oldu. Geldik dördüncü soruya. Yeşil boyalı bölgenin alanı 6 pi ve olduğuna göre turuncu boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar yarıçapı kaç? 4. Evet. Şimdi Yarım daire verilmiş. Burası da 4 verilmiş. Büyük de yarı çapı 6 olan bir daire dilimi var burada. Şimdi yeşil boyalı bölgenin alanı 6 pi birim kare verilmiş. Ben buradaki yeşil boyalı bölgede şu açıları biliyor muyum? Yani şu açılar toplama. Mesela bu ikisinin toplamı alfa olsun. E bu ikisinin toplamı alfa. Pi r kare yani 4'ün karesi. yarıçapı çapı 4 olduğu için. Alfa bölü 360'ı kaç vermiş bize? 6 pi diye vermiş. Pi'ler gitti mi gitti? Buradan alfa'yı bulur muyuz? Buluruz. Bir şeyler buluruz yani. 4 e, burada sadeleştirme de yapalım. Şurada 4'e bölsen 4'e bölsen 90 sonra bir daha 2'ye bölsen 2'ye bölsen 45. Burada 2 kaldı. Burada da 2'ye bölsen 2'ye bölsen 3. 3 ile de 45'i çarpımı kaç yaptı? Oo 75 yaptı. Yok 75 yapar mı? 3 tane 45 135 yaptı. Alfa'yı böylelikle 135 derece bulduk. E alfa toplamda bak şu açıyla şu açın toplamı alfa dedik. O da 135 ise buraya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. E bunun yarı çapı da 6 olduğundan dolayı pi r kare 45 bölü 360 dilimin alanıdır. Şimdi burada sadeleştirmemizi yapalım mı? Yapalım. Şununla şu sadeleşse kaç yapıyor? 8. 36, 36 pi bölü 8 yaptı. 4'e bölsen 9, 4'e bölsen 2 o da 9 pi bölü 2 yapar. Yani cevap böylelikle balık kesir yaptı. Güzel bir soru bu arada. Geldik 5. soruya. O çeyrek çemberin merkezi verilmiş. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. O, B'yi de kaç vermiş? 12 vermiş. Burası 12, burası 6, 6 mı yaptı? Evet. E, çeyrekten pi 12'nin karesi bölü 4'ten küçük yarımı çıkartacağız. Pi 6'nın karesi bölü 2'yi çıkartacağız. E, 144 bölü 4. 36 pi yaptı. Eksi 36 bölü 2'den 18 yaptı bu. O zaman cevap da kaç yaptı? 18 pi'ye eşit oldu. Yani 5. soru cevap oldu. Geldik 6'ya. Sırı tam bir yüz varmış gibi burada. Evet burada uzunluklar birbirine eşit verilmiş. Bu uzunlukları kullanacağız. Turuncu boyalı bölgenin alanı, mavi boyalı bölgenin alanının ne kadardır diye soruluyor. Arkadaşlar ben burada şey yapacağım. Benzerlik alan ilişkisi yapacağım. Çünkü kat soruluyor. Şimdi küçük bir R yarıçaplı daire var. Bir de 2R yarıçaplı daire var. E, 1 bölü 2 benzerlik alan ilişkisi nedir? Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşittir. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Yarım dairelerdeki alan bir tanesinin alanı A iken diğer 2R yarı 4A olacak. Hocam burası da 4A olacak ya o zaman buraya 3A kaldı diyebiliriz. Evet dairede de benzerliği uygulayabiliriz. Çünkü bütün yuvarlaklar yani bütün daireler birbirine nedir? Benzerdir. E, bizden ne isteniyor? Turuncunun şeye oranı isteniyor. Yani bizden 3A bölü 4A isteniyor. Cevap 3 bölü 4 yapar. Yani böylelikle cevap Ceyhan oldu. Dairede benzerliği böyle alan sorularında da kullanırsanız özellikle yarım daire olan alan sorularında da kullanırsanız çok hoşlanırsınız. Altıncı soru Ceyhan oldu geldik yediye. Bak gördün mü? İşte burada da kullanacağız. R R. Şimdi kırmızıyla başlayalım. R R. R R. R yarıçaplı yarım daire var. Bir de 2 R yarıçaplı çaplı yarım daire var. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. Boyalı bölgenin alan isteniyor da. Neyse buluruz. E o zaman buradaki alan A iken e, büyük yarım 4A buraya 3A kaldı. E burası da A iken burası da 3A oldu mu oldu. Ben A alanını bulabilirim. ACDB DB 4 verilmiş. AC işte R'yi de 4 vermişler. A alanı nedir? Pi R kare bölü 2. Eşit değil midir? Çünkü yarım dairenin alanı. E o zaman burada ne oldu? 16 bölü 2'den 8 pi yaptı. Bizden 6 A isteniyor. O da 48 pi yapar. Daha rahat bulduk duru. benzerlik kullanırsanız arkadaşlar. Yani cevap akçay oldu. Yoksa Vay efendim büyüğün alanından küçüğün alanını çıkart falan filan işte o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da tam böyle yarı çapı 8 olandan yarı çapı 4 olanın e, yarı çapı 8 olan tam daireden yarı çapı 4 alan iki tane yarım daire tam daire çıkararak da bulabilirdiniz gerçi. Ben ne bileyim benzerlikten böyle bahsetmek istedim burada da. Evet geldik 4'e pardon 8'e. Evet 6 olarak verilmiş. Arkadaşım burası 6 ise burası da 6. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap çizdin. Yarı çapı da buldun mu buldun. Burası da 6 kök yaptı. Büyük yarım daireden pi 6 kök 2'nin karesi bölü 2'den neyi çıkartacaksın? Çeyrek daireyi çıkartacaksın. Pi 6'nın karesi bölü 4'ü çıkartacaksın. 36 çarpı 2 72 72 2'ye bölsen 36 pi yaptı burası eksi 9 pi yaptı burası 36'dan 9 çıkınca da kaç geliyor 27 pi mi geliyor evet cevap böylelikle 27 pi yaptı 8. soru balık esir oldu geldik 9'a açılar verilmiş burası altta birleşiyor 2 alfa burası 3 alfa burası da alfa COB alfa DOC 3 alfa Sonra A 2 ve alfa verilmiş. Arkadaşlar bir kere bu alfa 3 alfa ve 2 alfa verildiği zaman şu alan A ise bu alan 3 A'dır. Bu alanda 2 A'dır diye söyleyebiliriz. Sonra burada oranlamalar da verilmiş. Çünkü e, açılarla alanlar doğru orantılıdır. Çünkü biri pi r kare alfa bölü 360'ken iken diğeri pi r kare 3 alfa bölü 360. Mesela alfa ile 3 alfayı şey yapalım. Pi r kareler bölü 360'lar gitsin. Açılar oranı alanlar oranına eşit oluyor. Aynı daire diliminde. Aynı dairede. Evet bunu göstermiş olduk. Şimdi ne yapalım? Burada da bir olan verilmiş. Hocam buraya bir K dersek. Ali kara uzunluğu 2K. L'ye uzunluğu da 2K. Evet L'ye 2K. K'ye K. Burası da 2K. Ama burada bir benzerlik yapacağız. Hani 2 bölü 3'ün karesi. Benzerlik alan ilişkisi yapacağız çünkü. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Yani şurası 4'ün katı olsa süper olacak. E o zaman Burada da en küçükten başlayalım. Mesela burada burada da aynı şey var. Hani 2K'ya K'ya en küçüğe bence burada 4A desek. Ben buraya 4A dersem. 1'e 3 oran var ya bak buraya 4A dersem bu 3 katıydı. 4A'nın 3 katı burası 12A olur. O zaman burada da ne olacak burası? 4A'nın 2 katı olacaktı burası da 8A olacak. Şimdi 4/9 bölü burası 4A iken burası ne olacak? 5A olacak. E şimdi burası o zaman ne olacak? 4A'ya 5A ise o zaman burası 12A ise hani 3 katı ya. Burada 3 katı ya. Bu da 3 katı 15A olacak. E bu da 3 katı olacak. 2 katı olacak o zaman burada. Çünkü 4A'nın 2 katı burası. 5A'nın 2 katı burası da 10A olur. E sonra şurada ne var? Burada şöyle gidecek olursak 2 bölü kaç oran var? 2 bölü 5 oran var. Karesi 4 bölü 25. Ya da burada 2 bölü 5 oran var. 4 bölü 25 oldu burası. Burası 4A iken burası 25A olacak. 9A'sı buradaysa buraya da 16A kaldı. Hocam burada 3 katı var. 3 katı o zaman burası da 48A olur mu? Olur. Şimdi turuncu boyalı bölgenin alanı 10A. 10. A, 10. Ee, yeşil boyalı bölgenin alanı. Yani bizden ne isteniyor? 48A artı 5A isteniyor bizden. O da 53A isteniyor. A 1. Çünkü niye? 10A eşittir. 10 olduğundan A'yı 1 bulduk. A1 ise cevapta kaç yapar o zaman? 53 yapar. İşte benzerlik alan ilişkisinde bu şekilde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Evet 9. soru C an oldu. Geldik 10. soruya. Yarı çap uzunluğu 2 birim olan çemberde çizilen bir kiriş. Çizelim. Bir çember var elimizde ve yarı çap uzunluğu da 2 birim. Bir çemberde çizilen bir kiriş çember üzerinde 30 derecelik bir çember yayı ayırmıştır. Evet şurada 30 derecelik bir çember yayı ayırmış. Şurada. Buna göre kiriş ile çember arasında kalan şuradaki parçanın alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar hemen daha dilim dilimi oluşturacağız. Hocam burası kaç yaptı? 30 yaptı. Merkez açıdan dolayı. yarıçapı da 2 birimdi bunun. Tamam. Dilimin alanından pi kare 30 bölü 360'dan neyi çıkartacağız? Üçgenin alanı çıkartacağız. Üçgenin alanı bulurken 2 çarpı 2 çarpı sinüs 30 bölü 2'den bulabilirsiniz ama ben sinüs 30 sevmiyorum. Ben ne seviyorum? Hop çekerim bir 90 derece tabana ait yükseklik seviyorum. 90'ın karşısı 2 iken 30'ın karşısı 1'dir. Alan ne olacak o zaman? Taban 2 yükseklik 1. 2 çarpı 1 bölü 2'yi çıkartacağım. O zaman şunlar şunlar sadeleşse 12. 4 ile 12 sadeleşince de 3 kaldı. Pi bölü 3 eksi 1'e eşit oldu. Cevap arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Geldik 11'e. Büyük dikdörtgenden çeyrek çeyrek ve yarımı çıkartacağız. Hocam iki çeyrek bir tam yapıyor. Bir yarım yapıyor. E i̇ki tane yarım olmuş oluyor. Tam yapmaz. Çünkü niye? Bu yarımın yarı çapıyla buradaki yarımın yarı çapı farklı. Ama bu çeyreklerin yarı çapları aynı olduğundan dolayı bir sıkıntı yok. Bir yarım yapıyor diyebiliriz. Burası 8 verilmiş. O zaman burası da 8 dikdörtgenler 8. Burası da 8 mi oldu? Evet. Ali Bey uzunluğunu 24 vermiş. 8 8 16 ise buraya da 8 kaldı. Bunlar da 4 4 yaptı mı yaptı. Şimdi artık çıkartabiliriz. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 24'ten. Çeyrek pi r kare bölü 4 ama 2 tane var. 2 tane çeyrek. Eksi bir de buradaki yarım. pi r kare bölü 2'yi çıkartacağız. Bu 4 kere 8 32. 8 kere 2 16. 192 eksi. Şu bölü 2'ler gitti. 64 2'ye bölünce 32 pi yaptı. Eksi 16 bölü 2'den de 8 pi geldi. Buradan 192 eksi 40 pi'yi diye ulaşırız cevabı arkadaşlar. Böylelikle cevabımız ne çıktı? Cehan çıktı arkadaşım. Evet cevabı Cehan bulduk 11. soruda. Geldik son soruya. O çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştir kardeşim. Şu merkezleri birleştir. Ama şu büyük yarımla da şu değiyor ya. Burada da merkezi birleştir. Ya da şu çemberle de doğrusal olacak yani sonuçta bunlar. E burada da merkez teğet çektik yapınca bir dikdörtgen falan oluşuyor. Çünkü niye? Şurası 90'ar derece olduğundan dolayı. Neyse Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 6 vermiş. Bunlar eş daireler mi? Evet eş daireler. Hocam e, tamamı 6 ya. O zaman burası 3 birim 3 birim yaptı. Hatta burası 3 bölü 2 yaptı. Bunun yarı çapını 3 bölü 2 bulduk. 3 bölü 2 3 bölü 2. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çok güzel. Buradan şunları çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle yaparsam maviyle şey yapayım. Bütün kareden 2 yarım bir de bunu çıkartacağız desek. E, burası sıkıntılı hocam diyebilirsiniz. E o zaman ne yapacağız? Hocam şuradaki çeyreği çıkartayım. Sonra bir, ta, bir yarım yani bir iki üç tane de yarımı çıkartayım dersem daha sağlıklı olacak. Evet hadi bakalım. 3 bölü 2 3 bölü 2 yarı çapı da 3 oldu bunun. Karenin alanı kaç? 6'nın karesi eksi. Şuradaki çeyreği çıkartacağım. Pi r kare bölü 4 eksi. Yarımdan 3 tane çıkartacağım. Pi 3 bölü 2'nin karesi yani 9 bölü 4 pire kare pire kare bölü 2 ama bölü 2'den kaç tane var? 3 tane var diyeceğim. O zaman cevap buradan çıkacak. 36 eksi 9 pi bölü 4 eksi şu kaç yaptı arkadaşlar? 9 pi bölü 8 o da 3 ile çarpınca 27 pi bölü 8 yaptı. 27 pi bölü 8 yaptı. Şunu da 2 ile genişletince 18 18 27 45 mi yapıyor? Evet 36 eksi 45 pi bölü 8 mi yaptı o zaman cevap? Evet, o zaman 36 eksi 45 pi bölü 8 de akçay oldu arkadaşlar. 12. sorunun cevabı akçay oldu ve böylelikle test 14 bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 15. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.